Hava koşullarıyla ilgili bir haberimiz var. Efendim, geleneksel fırtına takvimi vardır. Ve bu takvimde çıkar yani hava koşulları. Fırtına denmesine bakmayın, hava koşullarını anlatır aslında. Ve geleneksel fırtına takvimi 10 Ocak günü için zemheri fırtınası diyor. Yıllardır fırtına takvimini takip ederim. 2 gün, 5 gün ya da 1 hafta farkla tutuyor. İşte bir meteoroloğun uyarısı 11 Ocak için. Yüksek meteoroloji uzmanı Ahmet Köse amansız 50 soğuklarının geldiğini duyurdu. Amansız kelimesi aman vermez, acımasız, can yakıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim demek. Atalarımız biliyorsunuz eski takvimlerde... Çok kötü bir soğuk geliyor o zaman. Evet, evet. Bütün yok, kötü cümleleri, kelimeleri duyduk. Bu amansız 50 normal şartlarda 4 Ocak'ta başlayıp 22 Şubat'ta sona eriyor normal şartlarda. 11 Ocak sonrası başlayacak yağışlar ülkemizin her tarafında özellikle kar olarak düşer ki barajlarımız doldursun. İnce ama kat kat giyinmemiz gerekiyor. Biz buna lahana giyinme yöntemi diyoruz. Trafikte seyreden sürücülerimiz havalar iyi gidiyor diye çoğu kış lastiğini takmadı. 5 günleri var, lütfen acilen kış lastiklerini taksınlar, buna dikkat etsinler. Bir de annelerimize özellikle seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı okula gönderirken çok kalın giydiriyorlar. Bu da onların terlemesine neden oluyor. Onları işte kat kat ve ince giydirmek lazım ki sıcakladığı zaman onu çıkartabilsin, tekrardan üşüdüğü zaman üstüne giyebilsin. Kalın giydirdiğimiz zaman bunu yapma şansı olmuyor çocukların. Buna dikkat etsinler. Bu da hastalıklara davetiye çıkartıyor. Peki marketler, biraz önce beyefendi marketlere suç atılarak enflasyondan, hayat pahalılığından kurtulmak mümkün değil dedi. Ve marketlerde de ülke yönetimi 4 büyük zincir marketin yöneticilerini bir araya getirdi, topladı, uyarılarda bulundu. Bu uyarılar sonuç verdi. Peş peşe fiyatları sabitledik, hatta indirime gittik diye açıklamalar yaptılar. Hayat pahalılığı bir yerde duruyor, onda bir değişiklik yok. Hiç olmazsa daha fazla olmasın diye böylesine bir uygulamaya gitti, uyarı uygulamasına gitti ülke yönetimi. Peki vatandaş ne gözledi marketlerde bu yeni uygulamalardan sonra, yani fiyat sabitleme ve indirim uygulamalarından sonra? Buse Habbazi ve Emrah Kahraman sokağa çıktı, sordu. Vatandaş dikkatli. Diyorlar ki bu zincir marketler fiyatları sadece kendi markalarıyla fason ürettikleri ürünlerde yapıyorlar. Zincir marketler fiyat düzenlemesine gitti. Binlerce ürünün fiyatlarını Ocak ayı boyunca sabitleyeceklerini açıkladı. Fiyatlar sabit mi? Hayır, değil. Neden? Çünkü marketler zincirinin kendi ürettiği ürüne sadece sabit fiyat veriyor. Ama genel halkın kullandığı ürünlerin, markaların asla sabitlemiyor. Sadece kendi ürününü almak mecburiyetindesin. Bu daha da adil değil. Hiçbirisi sabitlemiş değil şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar 5-6 tane market gezdim. Hiçbirisi sabitlemiş değil. Bence değil. Enflasyon bayağı yükseliyor ve alım gücümüz çok düşüyor. Mesela şu anda ben 3 parça bir şey aldım, 200 küsür lira para verdim. Yani bir patates bile 8.90. Başından bir hafta önce zaten gitmiştim, yeni geldim. Ve dolayısıyla bana şimdilik sabit gibi geliyor. Vallahi fiyatlar sabit şu an için ama sonra değil. Çıkacak. Efendim diyor ki değil. Pek de değil, değil. Yanlış görüyorsunuz. Değil, değil. Bir gözünüzü açın bakın ya. Gerçekten siz... Yani 15 liraydı portakal, yılbaşından önce gene 15 lira. Portakal anlasana şey, vakti geçiyor. Çok bekleten portakal, yenilmiyor. Hanımefendi gerçekten yalan söylüyorlar. Bu hiç doğru değil. Fiyatların doğru. Ocak ayı boyunca sabit olacağı söyleniyor ama. Kesinlikle olamaz. Biz inanmıyoruz. Ne baktınız mı etiketlere son zamanlarda? Yok, şu anda sabit değil fiyatlar. Maalesef çok pahalı. Bakıp çıkıyoruz o kadar. Hepsi fiyatları yükseltti, ondan sonra düşürdü, sabitledim diyorlar. Yalan söylüyorlar. Halkı kandırıyorlar. Yedi ne de indirim olmuş ki?
Yılbaşından önceki fiyatlarla. Hayır, daha da artar, düşmez. Düşmez. %100 daha zam gelir. Evet. Evet, evet. Gelmemiş, indirim gelmemiş. Saçmalığa bak. %50 indirim gelmiş yürüye. Böyle bir şey var mı ya? Sabit değil mi fiyatlar? Yok. Siz daha iyi bilirsiniz bizden. Tabii ki de sabit değil. Tabii ki de sabit değil. Hiç her gün fiyatlar değişiyor. Market zincirlerinde Ocak ayı boyunca fiyatların sabit olacağı söyleniyor. Valla ben buna inanmıyorum. Hani ne diyebilirim bilmiyorum ama ben buna inanmıyorum. Çünkü fiyatlar devamlı değişiyor. Vallahi ben göremedim onu. Yansımıyor. Yani cebimize yansımıyor. Bayağı zorlanıyoruz bu durumda. Öyle bir şansı var mı? İnşallah olur.